şimdi mera hayvancılığı yapıyorsun abi. Mera hayvancılığında önemli konular nedir? Yani hayvan ırkının seçiminde izlediğin yollar nedir yani? Valla şimdi 10 yılda şunu gördük Mustafa. Her bölgenin ırkı var bana göre. Her bölgenin kilosu var. Mera'daki hayvan kilosu var. Yani mera kuvvetlidir. 500 kilo üzerindeki hayvana bakar. O da sana bakar. Ama mera zayıfsa bu 350 kiloya kadar düşer. Yani 350'den kastım, şimdi soracağım arkadaşlar. Şimdi 350 kiloluk bir hayvandan bahsediyoruz ya da 500 kilo üzeri bir hayvandan bahsediyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Şimdi mera mera ıslahası olmadığı için Anadolu'da Bozkır'da. Şimdi biz baharı çok kısa yaşıyoruz. 2,5-3 ay. Bazen oluyor, bazen 3 aydan sonra 5-6 aylık bölüm daha çok kuru üzerine. Ya sosu zaten toprak. Temmuz'dan itibaren artık yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Şimdi ben özellikle şöyle, ben Sivrihisar bölgesinde bu işi yapıyorum. Sivrihisar'la Polatlı bölgesinde. Meramız yeterli sayılabilir. Yani genelde küçük baş yapılıyor. Biz büyük baş yapıyoruz bölgede. Çok şey değil, devamlılığı olan mera değil. Dediğim gibi yani kuruyor, kuruduğu için de çok şeyi yok. Hayvanlarımız Ağustos, Eylül'den sonra artık yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyor. Aslında bu dönemde işte takviye yapmak lazım. Eğer belirli bir meramız var. Eğer mera bölgesine devam edersek orada takviye yapma şansımız yok. Ama eğer köye yakın bir yerde biz bölge bölge kullanıyoruz bazı yerleri. Köye yakın bir yerdeyse o zaman akşam bir takviye yapma şansımız oluyor. Şimdi 350 kiloluk hayvan kullanıyoruz biz. 350 yani 300-350 kilo. Neden bunu kullanıyoruz? Bölgemizdeki arazinin, meranın biraz yetersizliğinden dolayı. 350 kilo üzerindeki hayvana çıktığımız zaman hayvan yılda bir gıza vermiyor bize mesela. Çünkü bizim amacımız mera hayvanında yılda bir gıza almak. Aynen. Biz sadece buna çalışıyoruz. Sadece gıza'ya çalışıyoruz. Aynen. Biz süt falan hiç yapmıyoruz. Zaten 350 kiloluk hayvanlar genelde kendi bızasına bakacak yani, kadar süt olur. 5 kilo civarında. Aynen. Irkların içerisinde çok sütlü ırklar oluyor ama yapacağımız bir şey yok. Yani sistemi o tarafa doğru kurduğumuz için yapacak bir şey yok. Yani bazen diğer bızalar yer değişebiliyor. Evet. İşte gidiyor çok olan şeyden nem alabiliyorlar. Biz dediğim gibi bölgemizde 350 kiloluk hayvanı kullanıyoruz. Bundan verim almaya çalışıyoruz. Çünkü 500 kiloluk hayvanları getirdik. Pedigrili hayvan getirdik bölgeden. 550 kiloluk, 600 kiloluk hayvan. Ama bunlar bize bıza vermedi. Yani yılda bir sefer vermedi. Bunlar takviye istiyor. Aynen. Bölgede takviye istiyor. Çünkü hem kendine hem buzağısına bakamıyor. Tabii ki yani. Şimdi sırttan yemek diye bir şey vardır Anadolu'da. Hayvan baharda sırta toplayacak ki hem kendisine hem buzağıya baksın. Aynen. Şimdi mera kurak olduğu için sırta çok fazla toparlayamıyor. Kim toparlayabiliyor? Küçük hayvanlar toparlayabiliyor. Yani kırma hayvan. Tabii ki mozik dediğimiz, işte daha yerli kara dediğimiz hayvanlar bu işin çok daha pratik oluyor. Ve bunlar genelde %90 yılda bir bıza veriyor. Ama 500 kilonun üzerine çıktığımız hayvanlarda 1,5 yılda hatta 2 yıla yakında bir bıza aldığımız oluyor. Çünkü bıza yanında 5 ayda kaldığı için merada. İşte hemen satmıyorum buzağı ya. Tabii 5 ay boyunca şeyde anasıyla beraber daha iyi gelişsin diye annesiyle beraber bırakıyoruz meraya. Falan emiyor iyice. Ama işte bu kez de kendini hazırlayan. Yani. Hayvan tekrardan boğaya gelmesi lazım. İşte yani. Hem danaya bakıyor. Danaya bakarken de sen takviye vereceksin ki içine bıza alsın. Tabii ki. İşte bunun için de 500 kilo üzerindeki hayvan bizden takviye istiyor. Aynen. Ama biz bu takviyeyi dediğim gibi bölgede verme şansımız yok. Yani işin doğrusunu söyleyeyim. Çünkü hayvan sayısı çok fazla. Yani sen yayılacağı zaman hiç takviye hiçbir şey vermedin. Tabii. Aynen. Ben sadece yaydımdan. Son 3-4 aya kadar, Aralık, Kasım ayına kadar aşağı yukarı biz merada takviye yapmıyoruz. Kasım ayından Mart ayına kadar, işte Nisan başı, Mart ortasına kadar hayvanları çiftliğe çekiyoruz.
çiftlikte bir 3-4 aylık 100 günlük, ortalama 100 günlük bir içeride bakımımız var. Sadece bütün buzağı satıyor musun abi, yoksa sadece erkeklere falan mı? Valla şöyle, dişileri genelde sürüde devam ediyoruz. Kurbanlık olarak değerlendiriyoruz dişileri. Erkekler genelde, besi yine kendimiz yapıyoruz. Bizde şey yok, celebe ya da kasaba satış kolay kolay yapmıyoruz. Biz genelde içeride besiye içeri alıyoruz. Tabii onu belirliyoruz. 7-8 ayda yaklaşık zaten besi şeyine gelmiş oluyor. Mozikten besi oluyor mu abi? Şimdi kendin üretirsen olur. Yani o zaten anlattığınız ya gibi şöyle zaten. Yine şöyle şunu söyleyelim. Mesela kullandığımız hayvan biz şey olarak simental dana kullanıyoruz. Hı-hı. Şimdi sorabilir arkadaşlar neden Angus ya da Brangus kullanmıyorsun diye. Ya simentali piyasası olduğu için simental kullanmak istedik. Ama yavaş yavaş Angus'a doğru dönmek istiyorum. Burada istediğimiz verimi de alamadık. Yani simental tamam, pazar şeyi yüksek. Pazar bazen yüksek. Güzel de şeyler, melezler güzel melezler çıkıyor. Hı-hı. Yani kötü melezler de olsa ama genelde simental ağırlıklı bir melezleme yapıyoruz. Ama şunu gördüm. Bu tarz şeyler daha etkili kombinasyonlara çalışmak lazım. Yani pazarda simental çok satıyor değil de daha iyi performans sergileyebilecek işte Angus, Brangus, Limousin, Charolais belki. Tamam mı? Yani bu dörtlü şeye daha iyi, daha yakın. Et kombinasyonu daha yakın. Yani 350-400 kiloluk hayvanlar kullandığım için burada yumurtalaşma dediğimiz yani dananın besi kıvamı bence şeyde daha iyi olur. Bir de Angus da... Bundan sonraki dönemlerde yani Angus kullanacağız. Bir de Angus meradan daha iyi yararlanıyor diyebiliyorum ben abi. Tabii dudak yapısı biraz daha ince. Yani simentere göre. Tabii koyunlarda da var. Mesela merinos koyunlar dudak yapısı daha incedir. En ince şeye kadar alabilir. Ota kadar alabilir. Ama sakız koyunu daha kalındır dudak yapısı. Hı hı. Böyle Anadolu'da, Bozkır'da çok fazla meradan yaralanamaz. Yani aynı şey şeyde geçer. İkincisi dediğim gibi 500 kilo simental işte yani hayvan zaten cüsseli. Yürüyor. Bir de her şey simental enteresan bir hayvan. Yani her şey yemek istiyor. Yani çok da şey bir hayvan değil aslında ama piyasası çok işte. Yani biz de aynı şeyden dolayı yani piyasası olduğu için biz de simentali tercih ettik ama buradan bizi izleyen kardeşlerime söylüyorum. Burada hatamız var yani. Tabii yani simental. Beni çok tatmin etmedi öyle söyleyeyim. Yani ama herkese bir hoş geliyor herhalde gözünde simental. Ya işte onu söylüyorum işte bak dedim ya deneyimsel tecrübe dediğimiz o. Yani aynen, biz 10 yıldır yaşıyoruz bu işi. Çok da verimi yok merada ya. Ya istediğimiz kıvama gelmiyor. Aynen. Süre uzun. Mesela nasıl Holstein'de süre uzun? Simental de uzun. Ama diğeri daha 15-16 ayda, 18 ayda kesime gidiyor mesela şeyler, ithal gelenler. Brangus'a. İşte melezleme biraz daha şeyde daha iyi gibi. Yani Brangus'larda daha iyi olacak gibi düşünüyorum ben. Aha, bu yıl herhalde ben de Brangus kullanacağım. Aynen. Evet, diğer soruyu alalım mesela. Yani şöyle bizi izleyen kardeşlerimizi çok da sıkmayalım. Aynen. Böyle konuları hemen geçelim. Ya bugün zaten genel olarak bir genel bir konuşma yapacağız. Aynen. Genel bir değerlendirme yapacağız. Bundan sonraki şeylerde dediğim gibi kardeşlerim soruları abone olan kardeşlerim soruları sana soracaklar. Biz onlara usulünce işte bildiğimiz kadar, tecrübemiz kadar bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Biz de zaten ayrıyetten başlık başlık detaylı bir şekilde dediğim gibi yani. O takdir onların. Yani şimdi şeye soralım abi. Şimdi biz hayvan pazarı videoları çekiyoruz. Sen de takip ediyorsundur. Hayvan pazarında şimdi canlı hayvanla karkas hayvan fiyatları arasında büyük bir fark var. Yani karkas kestirdiğin zaman hayvan mesela 30 lira geliyor diyelim. Ama adam canlısında 60 lira 70 lira para istiyor. O zaman bu soruyu şöyle bağlayalım. Mart ayında biliyorsun ithal hayvanlar geldi. Aynen. İthal hayvanlar 21,5'tan falan çiftliklere indi. Doğru mu? Aynen. Doğru. Şimdi 21,5'a Brangus ve Angus yani bunlar hakikaten etçil ırklar. Yani günlük 2,5 kiloya yakın canlı ağırlık alabilecek hayvanlar. Ne olduğu belli yani. Ne olduğu belli, ırkı belli. Şimdi
son 2 yılda zaten Türkiye'de bir defa şeyde problem var. Etçil materyalde, yani danada problem var. Şimdi biz 2 yıl önce pandemiden sonraki dönemde süt fiyatları artmadığında inekler kesime gitti. Biz o zaman da bas bas bağırdık. Süt fiyatlarını yükseltin. Değilse bu işin sonu hakikaten sıkıntı olacak. Aynen. Şu anda da öyle bir problem var zaten. Bundan dolayı bizde dana kalmadı. Aynen. Yani çünkü tabii, inek olmayınca üretim olmuyor. Tabii ki. Yani gıza olmuyor işte. Dana olmuyor. Dana olmayınca ne yapıyor? Bu kez ithalata yönelmek istiyorsun. 1 milyon kota var ama bunda 400 bine yakını verildi. 600 bin hayvan gelmedi. Yani. İthal de gelmedi. Ne yapacak? Bunu iç pazardan. Şimdi insanların çiftliği boş mu kalacak? Boş kalmayacak. Şekilde dolduracak. Aynen öyle. İkincisi pik de yapıyor. 2 yıldır gerçekten pik yapıyor. Yani enflasyonla en iyi mücadele eden büyükbaş hayvancılık. Yani gerisini tanımam. Özellikle bu kurbancılar falan gerçekten güzel para kazandılar. Besiciler de güzel para kazandılar. Abi. Çünkü hep yukarıya gitti. Geçen yıl bugünlerde 95 liralık kesim fiyatlar şu an 250 lira. Aynen. Ya bu zaten nereye geldiğini gösteriyor. Zaten. Şöyle söyleyeyim. Küçükbaşı da bağlayalım istersen. Küçükbaş 5000 liraydı. Bundan 5 yıl önce damızlık hayvan şu anda 5 lira. Yani enflasyon işte %500, %600 gitti ama koyun maalesef artmadı. Yani. Şeyde ne söyleyelim, kurban küçükbaş üretici seçildi maalesef enflasyonlu dönemde. Yani şu an kuzular 2-2.5'a falan kuzuda var. Ben yani ömrü hayatımda hiçbir zaman karkas fiyatlarında küçükbaş fiyatlarının büyükbaş fiyatlarının gerisinde kaldığını hiç görmedim. Arkadaşlarda evet. Arkadaşlarda yıllara göre kesim fiyatlarına, karkas fiyatlarına baksınlar. Çok enteresan. Şu an 250 liraya şey geldi. Dana geldi. Dana geldi. 210 bandında, işte 220 bandında kuzu var. Kuzu var. Yani küçükbaşla alakalı çok ciddi anlamda problem var. Talepten damızlık var. Anlamında da problem var. Talepten, yani insanların et tercihinden kaynaklı bu şey mi abi? Ya şöyle, şimdi bak, 2019 yılında 46 milyon küçükbaş hayvan var. 2021'de 54-55 milyona geliyor. İşte geçen yılda bu yıl arasında biraz bir düşüş var, 1-2 milyonluk bir düşüş var. Yine keza büyükbaş için de geçerli arkadaşlar. 18 milyon, 17 milyon, şu an 16,5 milyon olması lazım resmi rakamlar. İşte bu durumu özetliyor yani. Aynen. Yani gitgide azalıyor, hayvan da azalıyor. Hayvan azaldığı için ama işte bunu şeyle açıklayamıyoruz tabii. Yani koyun tamam, ihracat kapandı biliyorsun, bir ara biz çok ciddi anlamda ihracat yapıyorduk. Ya bir şeyler oturmuyor ya, yani anlam, ikisinde de düşüş var ama birisi hiç şey yapmıyor yani. Koyun küçükbaş çok enteresan, ben akıl erdiremedim yani. Bugün patlar diyoruz ya, artık bu da, bunun da zamanı geldi. Artık bu da patlayacak, bu da patlayacak, yukarıya gidecek diyoruz. Ama maalesef bir türlü, yani hayvan pazarlarına biliyorsun ben de gidiyorum. Yani Türkiye'nin çeşitli hayvan pazarlarını gezdim. Yani anlam veremedim, küçükbaş gerçekten benim de şu an diyebileceğim bir şey yok ya. Yani. Aynen. Ya bu da insanları zaten şu an küçükbaşa bırakmayı zorluyor gibi. Büyükbaşa geçişler de var. Tabii bu da etkiliyor işte. Yani küçükbaştan çıkış, şimdi adam ne yapacak? Hayvancılıkla uğraşıyor. İşte küçüğü satarım, büyükbaş, yani bu bizim bölgemizde de geçerli. O da ne yapıyor? Büyükbaşa talep oluyor. Bu kez de ne yaptı? İşte büyükbaş yükselecek ama ya bu pik mutlaka bir gün bir stabilize ya da dip yapacak. Çünkü büyükbaş hayvancılık, ben 2000 yılından beri bakıyorum, sürekli zikzak çiziyor Mustafa. Yani oturmuyor yani. Bir gün bakıyorsun adam yok pahasına ahırını boşaltıyor. Ama 2 yıl sonra bakıyorsun çok müthiş paralara ahır boşaltıyor. Aynen. Yani gerçekten abi bunlar olacak mı? Olacak ya. Her sektör için geçerli zaten. Yani sen bir yıl dolar alırsın, onunla para olurdu. 3 yıl stabil gider, altına yatırsın, o pik yapar, sonra durağanlaşır. Yine ben sana geçen bir örnek verdim. Mesela arpa dedim, 100 ton arpa.
2 yıl önce 7 liraydı. 7 lirayla ben o gün hesap yaptım. Ankara'da bir daire alınıyor. Bir de 2010 model orta segmentte bir araba alıyor. Bak düşünebiliyor musun? 100 ton arpanın alım gücüne bakar mısın? Şu anda? Şu an yine 7000 lira. Şimdi bak. Şimdi bir şey etmiyor. Ne şimdi, yani evin herhalde 4'te 1'ini alırsın. Yani 4'te 1'ini alabilirsin. 4'te 1'ini alırsın. Ya bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bak arkadaşlara yine ilerleyen dakikalarda büyükbaş hayvancılıkla alakalı gidişatıyla alakalı bilgi verdiğimde onu söyleyeceğim. Yani bu da mutlaka bir yerde duracak. İleride. Mutlaka. Yani her sektörün bir duranlaştığı gibi bu da duracak, hatta dibe vuracak. Ama şimdi mesela bu... Ama ne zaman olur onu bilemiyorum. Yani ama çok uzun değil. Çünkü hakikaten 2 yıldır inanılmaz yükseliyor. Çok yükseldi. Yükseliyor. Zaten yükseldi. 2021 yılında geçen işte yine paylaşmıştım ben. 2021 yılında 2 tane kurbanlık dana 8200 liraya satılıyor pazarda. Ben çekmişim videoyu. 8200 liraya kurbanlık dana yani 2021'de. Yani 3 yılda mı? 3 yıl önce. Gerçekten. Ya şöyle düşün bak. Şimdi arkadaşlar belki bizi işte hayvan fiyatları yükselsin gibi değerlendirecekler ama bugün pedigrili bir inek alsan 100 bin lira. Mustafa 10 tane inek aldı. İneklerden 2 tanesi hasta oldu, kesime gitti. 200 bin lira çöpe gidecek. Ya Allah'ın aşkına sana söylüyorum. Çok büyük para ya. Ya insanların 11.500 lira çalıştığı bir ülkede, asgari ücretin bu fiyatlarda olduğu bir ülkede bu rakam inanılmaz bir rakam ya. Ya ben ya bu kadar makasın olmaması lazım. Ya biz hayvan 50 bin lirayken de para kazanıyorduk. Yani sıkıntı yok. Zaten ona göre de pazara iniyorsun. Pazarda onun bir değeri var ya. Yani. Çok fazlalaşıyor. Onu söylemeyelim. Yani riski satın alıyoruz tabii aslında. Tabii tabii riski satın alıyorsun. Çok yüksek bir risk. Pazardaki esnafta zaten hayvan fiyatları düşükken biz daha çok yani daha güzel para kazanıyorduk diyorlar yani. Bu kadar yüksek. Aynen. Yani fiyatlar yüksek ama para kazanamıyoruz diyor yani. Hani maalesef, şey olmuyor. Maalesef. Şimdi 100 bin lira bir inek verdikten sonra hayvan ölse veya şans olsa kesime gitse mecbur. O paranın belki yarısını bile toplayamaz yani etti. Evet. Türkiye'deki işletmeleri nasıl görüyorsun? Yeterli mi? Nasıl olması gerekiyor? Fikirler nedir yani? Vallahi şöyle, dediğim gibi Türkiye'de hayvan pazarlarını gezerken aynı zamanda bölgelerde işletmelerde girme şansımız oldu. Hı hı. Tabii her bölgenin yapısı ve şartları farklı oluyor. Şimdi bazı bölgeler mera hayvancılığına uygun oluyor. Bazı bölgelerde şehre yakın olan yerlerde sütçülük ön planda oluyor. Bazı yerlerde yine yerden dolayı sütçülük aynen. Yani çok fazla yer olmuyor. Yer olmadığı için sütçülük yapılıyor. Küçük aile işletmeleri kompakt yapıyor bu işi. Ya onlar bile... Yani onlar da hep mesela sağım işi de oluyor. Besili hayvan da oluyor. Bıza dağılıyor. Aynen. İşte belirli zamanlarda meraya da çıkartıyorlar. Yani bu kompakt yapanlar genelde küçük aile işletmeleri dediğimiz işletmeler. Besicilik işte ithal ya da işte pazarlardan toplanan şekliyle besicilik yapılıyor. Biraz daha büyük bir şey. Tabii besicilik işte mezbaya çalışan var. Yine aynı şekilde kurbana çalışan kısmı var. Aynen. Yani Türkiye'deki dediğim gibi bölgelere göre işletmelerin durumu bu. Biz de bu kulvar içerisinde mera hayvancılığı yapıyoruz. Kendi bölgemizin şartlarına baktık. Kendi bölgemizin coğrafi durumu dediğim gibi bizi mera hayvancılığına gitti. Ya yani oralarda zaten süt işi çok olmaz herhalde. Ya dediğim gibi sen şimdi gelir giderle alakalı bir problem. Aynen. Eğer tüm analizleri yaparsan sana mantıklı gelen yine bölgede coğrafyada sana ne mantıklı geliyorsa seni o tarafa doğru zaten yöneltiyor mesela. Sence küçükbaş hayvancılık mı, büyükbaş hayvancılık mı? Yani koyunculuk mu, büyükbaş? Vallahi bu soru bugün ya bugünlerde zaten sormak bile yanlış zaten. Küçükbaş üreticisinin hali ortada. Ama şunu söyleyeyim, son 2 yıla kadar, 3 yıla kadar gerçekten çok kârlıymıştı küçükbaş. Aynen. Gerçekten yani kapalı sistemde para kazanacak kadar kârlı bir işti. Yani dedim ya işte 100 koyun Ankara'da bir daire al 110 koyun arkadaşlar özür diliyorum 110 koyun Ankara'da bir daire alacak kadar değerliydi. Ne oldu? Vallahi bilmiyorum yani. İnan nazar değdi ama işte nazardan daha ziyade işin mantık kısmında şu. Dedim ya her sektör pik yapar daha sonra durağanlaşır. Düşmez bak.
Yani düşme değil. Yani diğer argümanlar, diğer şeyler hareketlenir. O stabil kalır. Aynen. Ondan bir gün geri çekilip bir bakarsın. Ya bu iş hakikaten hiç para kazanmıyormuş. Hatta zarar ediyormuş noktasına geliyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bir gün her sektör için tekrardan bir durağanlaşma, hatta bir dibe vurma olur. Orada bir silkinir. Sonra tekrardan yukarıya doğru gider. Maalesef yani dedim ya, Türkiye'nin coğrafi konumundan, şartlarından dolayı tarım ve hayvancılık sürekli zikzak yapacak. Ya bundan sonraki dönemlerde yapacak. Aynen. Kişilerin, giriş yapanların işte pikten mi yakalandı yoksa dipten mi yakalandı, o işte kişinin analizine bağlı. Analizine bağlı. Eğer hiç araştırmadan giriyorsa da şansına bağlı yani. Ya onun bir şansı yok yani. Onun şansı çok çok zor. Yüksekten girerse bir anda dip yapar zaten, direkt batıyor şirket. Yani, yani. Değil mi? İşte bazen de nasip dediğimiz bir olay vardır. Hakikaten dibe vurmuştur, girersin. Ya biz bunları gördük mesela. Küçük baş hiç para etmedi. Hı-hı. İşte harman vadeli, işte pancar vadeli, ne bileyim işte bir sonraki kurban vadeli satıldı. Satıldı yıldız kuzusu fazlasıyla, hatta kuzunun yarısı mesela 100 kuzu, 50 kuzu şeyi ödedi, anaçı ödedi. Aynen, vadeyi ödedi. Hem o 50 tane kuzu adamın yanında kaldı, hem anaçlar yanında kaldı. Adam kâr. Ya dediğim gibi yani bunları biz gördük yani. Tabii bizi izleyen kardeşlerimiz de bunları gördüler, yaşadılar. Yani onlar da bizler kadar en azından yaşadılar. Bizi takip edenler de biz, ya da şöyle söyleyeyim, hayvancılığı heves eden, ya acaba mı bunu yapabilir miyim diyenlere de işte bunlar deneysel tecrübeler aktarmaya çalışıyoruz. Aynen öyle abi. Hayvan pazarlarına gittiğimde ya da işte yine dedim ya, iletişim sektöründeyiz. Buradan takip etmeye çalışıyorum. YouTuber arkadaşları. Şimdi bazı sıkıntılar görüyorum. Mesela YouTuber arkadaşlar olaya çok vakıf değiller. Aynen. Yani şöyle, bu işi gerçekten güzel bilerek yapanlar var ama işte gidip malın tam analizini yapamadan maşallah işte çok iyiymiş, işte çok güzel bakmışsın diyenler de var. Yani aslında şöyle, YouTuber arkadaşlar bir defa hayvanların şeyi çok iyi bilmesi lazım. Mesela gittim baktım simental hayvan. Yani simental hayvanın orijinalin bir özellikleri var değil mi? Tabii. Yani. Simental melezinin özellikleri var da yerli hayvanın özellikleri var. Şimdi yerli hayvana gittiğin zaman tamam, adam güzel kilo aldırmıştır, güzel bakmıştır dersin, ona göre bir şey bilersin ama hakikaten bir tarafta da kestane bir simental vardır. Geniştir, tamam mı? Arkası geniştir, işte uzundur. Tamam, bu hakikaten göz estetiğine de sana da hitap eder, bana da hitap eder izlerken. Aynen. Ama gidip işte bir yerli kırmasına maşallah falan olmuyor. Bu çok doğru olmuyor. Tabii bilmek lazım. Bilmek lazım yani gidersin Belçika mavisini görsün, tamam yani adam güzel bir melezleme yapmıştır simental Belçika mavisini. Almenisi vardır, geniştir, tamam mı? Gelecek vaat ediyordur, ya. Sıkıntı yok. Ama gelecek vaat etmeyen... Aynen ama şey, gelecek vaat etmeyen yerli karaya da gidip demenin mantığını göremiyor. Tamam. Yani onun için ben YouTuber arkadaşlardan özellikle istirham ediyorum. Yani en azından ırkları bilirsek çok daha güzel, çok daha yararlı şeyler olur, çekimler olur. Simental kirpikten bile kaybedebiliyor bazen değil mi abi? Yani kirpiğin beyaz olması lazım. Ya kirpiğinden şeyin tamamen beyazlığından, işte ardından, her şeyde simental belli de. Yani abi, melez de bellidir. Şimdi biz melezlemeye çalıştınız şimdi simental melezlemeyi. Yani arkasındaki renginden belli olur. Her şeyden belli olur. Her yerden baca kalınlığından belli olur ya. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunları iyi idrak etmek lazım. Peki hayvan pazarları virüs çekenler hariç abi, diğer işte hayvancılık hakkında bilgi veren, bu tarz videolar çeken... Feyiz alınacak insanlar. Aynen, feyiz alınacak insanlar her gidebilir yani. Valla... İsim vermek doğru olur mu bilmiyorum ama... İsim vermek... doğru değil. Herkes sağ olsun, tüm arkadaşlar da herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yararlı olmaya çalışıyorlar ama ben burada 2-3 kişi var. Yani hakikaten feyiz alınacak. Üreticiye yararlı olacak.
bilinçli insanlar var. Mesela ben Tahir hocamı çok seviyorum. Tahir Yavuz. Gerçekten tecrübeli. Hoca yani. Gerçekten feyiz veriyor. Yani izlerken çok güzel. Ve gerçekten bilgi veriyor yani. Veriyor. Arman hocam var. Arman hocam gerçekten iyi. Bunlar bilgi zaten, yani. Bunlar YouTuber değil zaten bunlar. Ya bunlar zaten, kendi çapında hoca yani. Aynen öyle. Evet. Haricinde Eşref hocamı beğeniyorum. Şöyle Eşref hoca hem sahaya hakim hem de işin ekonomi kısmına hakim. Aynen. Piyasaya hakim. Yani kompakt bir yapısı var. Her şeyi takip edebiliyor. Ya zamanında bu işi yapmış, saha tecrübesi çok iyi. Güzel analizler yapıyor. Bunu saha dışında ekonomiyle çok güzel harmanlıyor. Ve güzel paylaşımlar var. Yani insanın ufkunu açan, level atlatan diyelim. Hı hı. Güzel paylaşımlar var. Ben hocamı beğeniyorum. Yani gerçekten hem sahanın dışındaki duruşu, hem sahadaki duruşu, hem de bakanlıklarla olan, bürokrasiyle olan ilişkisi bence güzel. Kompakt bir yapıda. Dediğim gibi. Yani onlar güzel. Takip edilebilir. Yani, yani. Allah hep herkesten razı olsun. Herkes elinden geldiği kadar yap. Ama ben bu üç insanın çok daha iyi olduğunu yani düşünüyorum. Yani daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ama tabii arkadaşlar farklı insanları beğeniyordur. Farklı kişileri tanıtıyor. Tabii ki herkesin şeyine saygı duyuyorum. Aynen öyle. Bu benim Fahri Keskin olarak yorumum. Aynen. Fahri abinin kendi düşüncesi. Aynen. Onu kişileştirmeye şey gerek yok yani. Abi kabı yem hayvancılıkta ne kadar önemli? Neye dikkat etmek lazım? Kabı yem her şeyden önemli sanırım. Kabı yem, siz zaten bir hayvancılık mümkün değil. Dedik ya işte, örneklemeyi verdik. Bu ülke bir Avusturya değil. Bu ülke Yeni Zelanda değil. Hayvanları bırak işte bir adaya. Yani hayvanlar kendi büyüsün. Bir şeyi yok bu ülkenin. Yani. Ağustos böceğiyle karınca misali. Buradan kardeşlerime nacizane fikrim. Hayvancılıkta mutlaka yaz döneminde her şeyi depolamaya baksınlar. Yani. Her şeyi zamanla, tufanında dediğimiz bir olay var. Harmanda. Harmanda her şeyi tüm analizlerini yapacaklar. Fazlasıyla koyacaklar. Aynen. Bak yine bir şey bağlayacak. Ertesi yılın ne getireceğini bilemeyiz. Tabii. Önümüzdeki ne olacak? Ne olacağını bilemiyorsun. Burası Anadolu. Yani mümkün mertebe o yıl imkanın varsa, yerin varsa, depolama yerin varsa satıp yem alınabilir yani. Hatta buradan şuraya bağlayayım. Türkiye'de küçük aile işletmeleri değil de kooperatif sisteminde büyük çiftlikler olsa, işte büyük çiftliklerin büyük siloları olmuş olsa saman problemi, Türkiye'de saman problemi daha az olur biliyor musun Sadıç? Yani. Şimdi diyeceksin neden Farah? Şimdi insanlar yerleri kadar, samanlıkları kadar samanı ya da balyayı depolayabiliyorlar. Yani depolayacağı alan kadar alabiliyor. Anladın mı? Çünkü diğeri dışarıda kalır, yağmurda kalır diye çok fazlasıyla üstlenemiyorlar. Evet. Ama büyük devasa sularımız olsa, tufanı fazla olan, yılı bol olan zamanda samanını koysan, ertesi yılı saman da koymuş olacaksın. Yani bu köylere yapılabilir aslında. Ama işte bak, buna çok büyük şeyler lazım. Büyük sürolar lazım, büyük barınaklar lazım. İşte saman bekler, 3-4 yılda bekler ama şey lazım, belirli bir kapalı alan lazım. Şimdi küflendikten sonra da bir anlamı olmuyor işte. Yani burası da bence tabii önemli yani.